Evet, yeni bir okul yılı. Bakalım kim ne kadar değişmiş. Kamer, bak sana bir soru. Hangi para havaya atıldığında en yavaş düşer? Paraşüt. Benim hemen Jake'im bu espri yapmam lazım. Duyunca bayılacak. Ve kimler ne kadar değişmemiş. Öne baksana sen. Ne dedin sana? Ne dedin? Ha, ne dedin? Bir şey demedim. Bak hala konuşuyor. Ay, çocuk, silah var ya ağzını cak diye yeter. Tamam mı? Tamam mı? Bırakın beni. Bırakın beni. Öldüreceğim bunu ben ya. Elimde kalacak ya. Öldüreceğim. Allah Allah. Ne oldu bu kıza? Ne yaptım ki? Benim hemen Selim'i bulmam lazım. Günaydın prenses. Berk, ne işin var senin burada? Hasretine dayanamadım. Bu sana. Telaşlanmana gerek yok. Beni kimse göremez. Ama havada asılı duran bir çilek görürlerse de yeteri kadar şaşırırlar, haberin olsun. Cevabını bekliyorum. Yarın demiştin, yarın oldu işte. Ben... Hadi. Benim hemen gitmem lazım. Ne güzel koşuyorsun. Ne haber Tuğçe? Şimdi ne haber olduk ha? Şimdi ne haber olduk demek ha? Tuğçe dur! Ne haber Selim? Bak hala ne haber diyor. Tutmayın ikisini. Tutmayın! Tutmayın! Gel buraya! Bırak beni! Tutmayın beni! Abi ne olmuş böyle bu kıza ya? Ne bileyim abi, ben de anlamadım. Ne güzel bir gül öyle. Biri mi verdi? Yo, yerde buldum. Ne? Dün akşam... Dün akşam konusunu hiç açma istersen Ayşegül. Ama... Bakıyorum da gülünü hiç bırakamıyorsun. Belli ki önemli birinden. Yavrucuğum, herkes yerine geçsin bakayım. Bu ne lavaballik böyle? He? Bu ne lavaballik böyle? Hocam, nasılsınız? Hocam, nasılsınız? Artık dersleri böyle kaynatmanıza asla müsaade etmeyeceğim. Çünkü karşınızda artık yepyeni bir Hulki Hoca var. Atak, korkusuz. Ona göre dersimiz fizik. Ders mi? Ya yeter ya, yeter! Ders, ders, ders! Ders, ders, ders! Aslında artık dersten ya, yeter ya! Bırakın, bırakın beni ya, yeter ya! Hocam, cesur, atak, korkusuz diyordunuz. Ya. Ah Hulki ya. Çocuklara karizma yapacağım dersen böyle bütün sınıfa maskara olursun işte. Dersimiz fizik çocuklar. Evet çocuklar, şimdi eksiksiz şu formülü yazıyorsunuz. Evet. Duydunuz elin sesini, süremiz sona erdi. Bir başka fizik dersinde yine beraber olmak dileğiyle. Bizleri kırmayıp bu ders için ta öğretmenler odasından gelen Hulki Hoca'ya büyük bir alkış. Bravo hocam. Bravo. 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 Bravo hocam. Yine yepyeni bir fizik dersinde hep bir arada olmak dileğiyle. Hepinize sevgiler, saygılar. Buyurun. Hocam buyurun. Ben geldim. Berk. Ayşegül, kiminle konuşuyorsun sen? Hiç kimseyle. İyi. Aman neyse, benim zaten Cenk'i bulup espri yapmam lazım. Bahçede görüşürüz. Cenk! Tamam. Hala cevabını vermedin. Ya Berk, benim biraz daha düşünmem lazım. Bir de biriyle çok önemli bir mesele konuşmam lazım. Ama ben gözlerimi senden ayırmadan seni seyretmek istiyorum. O zaman ben de sana fotoğrafımı yollarım. Selim, biraz konuşabilir miyiz? Konuş. Yalnız. Ya bak, dün akşamla ilgili... Bunu konuşmayacaktık. Ya Selim, ya neden aramadığımı söylemezsem inan çok üzülürüm. Peki söyle. Ama bak doğruyu söyle.
Eğer yalan söylediğini hissedersem beni kaybedersin Ayşegül. Ya. Of ya, ben şimdi Selim'e yalan söyleyemem. Ama gerçeği de söyleyemem. Evde sihir kullanma ehliyeti verme töreni vardı. Berk diye bir arkadaş da oradan Deli Ferit'in diğer taraftaki Luna Parkı'na gittik desem dalga geçiyorum sanıp hayatta bir daha yüzüme bakmaz. Oh. İstersen ben söyleyeyim. Berk'le Luna Park'a gittiniz. Sen nereden biliyorsun? Evi aradım, Ferit'in işten söyledi. Neyse canım, beni alakadar etmez. Sonuçta istediğinle istediğin yere gidebilirsin. Sevgilin değilim, abin değilim. Ha? Keşke olsaydın. Ne? Ay inanmıyorum, ne dedim ben? Ben de inanmıyorum. Ne buluyorsun şu Selim'de anlamıyorum. Normal sıradan bir insan. Oysa ki senle ben sihirli güçlerimiz ne kadar ediniriz düşünsene. Ayşegül. Selim. Sen demin ciddi miydin? Ne derken ciddi miydin? Dilinde de ümitlenmesin çocuk boşuna. Sen sus. Kiminle konuşuyorsun sen? Ben hiç kimseyle. Ayşegül, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır Selim, dalga falan geçmiyorum. Ayşegül bak, seninle açık konuşacağım. Eğer demin duyduğum şeyi söylemediysen boş ver. Ama eğer demin duyduğum şeyi söylediysen lütfen yarına kadar bir daha düşün ve yarın bir daha söyle. Yarına kadar ümitlendirmesi ne çocuğu Ayşegül? Sinediyken o kadar güzel oluyorsun ki. Seni seviyorum Ayşegül. Kafam karma karışık duman. Ben aylarca Selim'in bana onu söyleyeceğini beklerken Berk girdi hayatıma, tamamen ortalığı karıştırdı. Duman, sence ben ne yapmalıyım? Annem benim için alerji aşısı oldu. Ha, canım annem benim. Selim benim rüyalarımın prensi. Ama canım, Selda halam, Ferit, Berk, hepsi birden yanılıyor olamaz ki. Anneciğim benim, canım. Ya mutsuz olursam? Ah, gelsen de bir daha öpsem. Anneciğim, oysa Berk'le paylaştığımız bir sürü şey var. Ama Selim'le... Ah, anneciğim benim ya. Of, kurban olurum sana ya. Ne yapacağım ben? Ne olacak? Şuna bak. Anneciğim, keşke şu anda yanımda olsaydın. Efendim? Her zaman kalbinin sesini dinle Ayşegül. Sadece kalbinin sesini dinle. Kalbimin sesi. Peki ben nasıl duyacağım o sesi? Ayşegül, sana bir soru. Hristiyanlık aleminde en saygın hayvan hangisidir? Hangisidir? Papağan. Ne haber kızlar? Ne haber Cenk? İyidir, senden? Ay. Ceren. Ne haber Cenk? Ay pardon. Ceren ne olacak senin bu haline? Bilmiyorum. Ya ne yapsam? Çıkma teklif etsem kabul eder mi? Yok artık. Saçmalama kızım. Hem kızlar çıkma teklif eder mi? Erkekler çıkma teklif eder. Hayırlısıyla Selim de bana çıkma teklif edecek. Ne zaman? Ayşegül. Ders başlayana kadar benimle biraz bahçeye gelir misin? Olur. Galiba şimdi. Ayşegül, ben artık dayanamayacağım. Ben de. Ayşegül. Gel şöyle biraz ileride oturalım. Bence de. Evet. Burası iyi. Bence de. Ayşegül. Boş ver, başka zaman söylerim.
Zaten zil çalacak. Hadi sınıfa çıkalım. Tamam. Asla baş başa kalmalarına izin vermeyeceğiz kızlar. Asla. Yürüyün. Unutmayın, onlar nereye biz oraya, tamam mı? Bir an bile gözden kaçırmak yok. Yürüyün. Yürüyoruz zaten Tuğçe. Konuşma o zaman, yürü. Hafta sonu ne yapacaksın? Maç yapacağız. Nerede bunlar? Ha, neredeler? Nereye kayboldular? Ceren söyle, nerede o? Ha söyle, nerede? Dur sakin. Nerede bu çocuklar? Nerede bu çocuklar? Nerede bu çocuklar? Nerede bu çocuklar? Neredeler? Ha söyle. Sakin olursunuz ya. İyi misin? İyiyim. Burası gayet uygun. İnanmıyorum. İşte aylardır beklediğim an. Selim bana çıkma teklif edecek. Ayşegül. Ayşegül. Pardon kardeş, duyamadım. Bir şey mi dedin? Evet dedim. Bir daha alayım. Al, ben sana şöyle söyleyeyim. Selim, Selim dur. Dur, otur. Bir şey demedi, sen yanlış anlamışsın. Sıkıysa desin. Ya niye diyemeyecekmişim Selim, ben? Oturduğun yerde Selim, rap diye falan var herhalde. Hani rahatsızsan benim adamlara söyleyeyim de çıkarsınlar. Hayır, biz gayet rahatız. Neyse, tamam. Bak yere mısır koçanı düşmüş. Şunu alın da çöpe atın. Ben sevmem öyle pislik falan. Adamlarına söyle, atsınlar. Neyse, ben söyleyeceğimi söyledim. Döndüğümde o burada olmasın. Tanıştığımıza çok memnun oldum hanımefendi. Hmm. Umarım en yakın zamanda tekrar karşılaşırız. Kim bu ya? Ya boş ver işte, serserinin teki. Hem sen bana ne diyecektin? Ne? Bir şey diyordun. Ha. Şey diyecektim. Şimdi ben Ayşegül. Ama bir türlü söyleyemiyorum. Dersli, Hulki Hoca bekletmeye gelmez. Hadi yavrucuğum, hadi yavrucuğum, hadi yavrum, hadi, hadi. Neredesiniz siz ha? Biz sizi mi bekleyeceğiz ömrümüzün sonuna kadar? Siz geleceksiniz diye Hulki Hoca derse başlayamadı bir türlü. Ayıp, ayıp. Tuğçe, kızım biraz sakin ol. Nasıl sakin olayım hocam? Ya kaybettiğiniz bir dakika içinde fizikten anlatacağınız konu ÖSS'de gelirse? O zaman ben bu ikisini boğmaz mıyım ben? Boğmaz mıyım ben bunları ha? Aman, aman kızım, aman. Aman, ya gel otur, tamam. Sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Tamam, tamam. Evet. Dersimiz fizik. Bu ne bu? Sabah müdürü laver koydu hocam o yazıyı. Allah Allah. Yavrucuğum nerede görülmüş dershane sırasının rezerve ettirildiği? Otur geçin şuraya şöyle. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Aman hocam. Bir yanlış olmasın. Korkma yavrucuğum. Hiçbir yanlış olmaz. Burada koskoca Hulki Hoca dururken böyle saçmalıklara asla müsaade etmem. Kimse sahibi gelecek. Önce benden izin isteyecek. Bravo. Bravo hocam. Bravo. Babam aramıştır herhalde sizi şu sıra meselesiyle ilgili. Aradı yavrum, aradı tabii. Vallahi kusura bakmayın yani. Benim gözlerim biraz bozuk da öyle arkalardan tahtayı iyi göremiyorum. Bir de ben sıkıntıya gelemiyorum. Öyle kapalı yerlerde daralıyorum. Yani o yüzden sizden bütün bir sırayı istedim. Pardon, isim neydi sizin? Laver. Güzel. Bir de bu iki arkadaş bugünlük benimle derse girecekler. Çünkü babam üzerime çok titrer de öyle bilmediği yerlere yalnız yollamıyor. Yavrum bilmediği yer ne olacak? Burası sınıf en nihayetinde. Pardon?
Yani baştan haberim olsaydı ben beyleri yan yana oturturdum güzel evladım. İlahi Dilaver Bey, siz de. Eyvah oğlum Dilaver, eyvah. İşin var bu sene senin bu çocukla. Evet çocuklar, neymiş? Ağırlık eşittir. Müdür Bey, ben de tam sizinle konuşacaktım ders bitince. Ya bu sıraya bir kağıt konmuş efendim. Nedir bu? Müdür Bey, sizin bu okulda lafınız pek sallanmıyor galiba. Burada büyükler konuşurken küçüklere laf düşme. Pardon hocam, duyamadım. Alo baba, girdim sınıfa, girdim de bu ön sıra dolu. Hocam, kalk oradan, kalk kızım. Kalk, aldık derece bak. Yürü, yürü. Ya baba, pardon ya, yanlış görmüşüm. Tamam, bir şey olursa ararım ben seni. Sevgili öğrenciler, yine arkadaşınızı takdim edeyim size. Toygar. Cümleten merhabalar arkadaşlar. Baklava. Hocam tatlı yiyelim, tatlı tatlı ders yapalım. Hadi bakalım, teşekkürler. İyi dersler. Kolay gelsin canım, iyi sezonlar. Müdürüm, müdür bey. Hocam nasıl, beğendiniz mi bizim imalatımız? Çok güzel oğlum, eline sağlık. Çok güzel ya. O arkadaş yemeyecekmiş, sevmiyormuş. Onun hakkını şu arkamdaki güzel bayana verin. Sağ ol, yemem. Dokunuyor da. En sevdiğim kız tipi, Asi. Ay kızlar, ben çok tuttum bu Toygar'ı. Aradığımız doktor ayağımıza geldi. Hocam, siz rahatsız olmayın. Kaldığınız yerden derse devam edin. Nerede kalmıştık? Hemen pası yanınızdakine veriyorsunuz. Dripling yapmadan, dripling yapmadan. Selim. İyi misin? Kalk oğlum, kalk kalk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.